Merhabalar. Bugün Sword Art Online hakkındaki videomla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olup paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İstediğiniz bir animenin videosu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlerin düşüncelerinize ve önerilerinize göre videolar yapıyorum. Destekleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Sword Art Online konu olarak gerçekten ilgimi çeken bir anime. İlk başta çok güzel başlamış fakat birçok videomda söylediğim kendini tekrar eden yapımlar gibi devamı geldikçe başa sarmış bir anime. Yapımda 2022 yılında sanal gerçeklikte rol yapma oyunu olan Sword Art Online piyasaya sürüldü. Nerf atlı kaska benzeyen cihazı insanlar kafalarına geçirip tamamen sanal olan dünyaya giriş yapabiliyorlardı. Bu sanal dünya Matrix'e benziyordu. Aralarındaki fark, Matrix'e insanlar kendi istekleri dışında sokuluyorlardı. Orada olduklarından haberleri yoktu ve istedikleri zaman dışarı yani gerçekliğe geri dönemiyorlardı. Her neyse, insanlar nerv aracılığıyla beş duyu organlarını beyin dalgalarıyla sanal dünyada da kullanabiliyorlardı. Kirigaya da bu oyunu heyecanla bekleyenlerden birisiydi. Hatta oyunun beta testlerine bile katılmıştı. 6 Kasım 2022 yılında oyun resmi olarak çıktığında Kirigaya, Kirito ismi avatarıyla birçok insanla beraber bu dünyaya giriş yaptı ve çok uzun sürecek bir oyun deneyimiyle karşı karşıya kaldı. Oyun ilk başta çok heyecan verici gelmişti oyunculara çünkü sanal dünya beklediklerinden daha gerçekçiydi. Artık herkesin tek bir amacı vardı, oyunun 100. katındaki boss'u yenmekti. Oyun 100 katlı bir dünyada geçiyordu, her katı geçebilmek için boss savaşı yapmak gerekiyordu. Tabii bunu yapabilmek için de yeterince güçlenmek lazımdı. İlk başta bu oyunun macerası uzun sürecekmiş gibi görünse de maalesef öyle olmadı. Kirito beta testlerine katıldığı için oyuna hakim birisiydi. Hatta oyuna ilk girdiği gün Klein adında bir arkadaş edindi. Arkadaşına temel şeyleri öğrettikten sonra oyundan çıkmak isteyen Kirito'nun oyun menüsünde çıkış butonu yoktu. Klein'e sorduğunda onda da aynı sıkıntı olduğunu öğrendi. İlk başta bunun bir bug olduğunu düşünen Kirito ve diğer kullanıcılar başlangıç kasabasına ışınlandılar. Orada oyunu yapan kişi olan Kayaba Akihiko'dan acı gerçekleri öğrendiler. Burada keseceğim videoyu çünkü bazen benim bu isim telaffuzlarıma takıldığınız dikkatimi çekti. Bu isimleri söylemesi düşündüğünüzden daha zor. Tabii ki yapımdakiler gibi söyleyemiyorum. Bu çok dikkat ettiğiniz bir şey olmasın bence. Bunu sürekli diyeyim diyeyim diyorum, unutuyorum. Şimdi hazır aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Videoya geri dönelim şimdi. Oyundan çıkış butonunun olmaması bir bug değil, bilerek yapılmış bir şeydi. Artık bütün oyuncular oyunun içinde mahsur kalmıştı. Sanal dünyada ölen kişilerin beyni Nör tarafından kızartılacaktı, böylece gerçek dünyada da ölmüş olacaklardı. Kaskı çıkartıp bu dünyadan çıkmak isteyenler de aynı kaderi paylaşacaktı. Yani oyundan çıkmanın bir tek yolu vardı, o da oyunu bitirmek. Animenin konusu ilk başta gerçekten ilgi çekiyor ve güzel başlıyor. Bir film var, Ready Player One diye. Filmle animenin aynı teması var ama filmde şunu düşünememişler. İnsanlar sanal gözlüğü takıp sanal dünyada yaptıklarını gerçek dünyada da yapıyorlar. Yani gözlerinde o gözlük varken gözleri kapalı bir şekilde sağa sola koşuşturup duruyorlar. Filmi izlerken nasıl kazayla ölümler, yaralanmalar olmuyor diye sorgulamıştım sürekli. Animede bunu gayet güzel çözmüşler. Olduğun yerden karakterine beyin dalgalarıyla kontrol edebiliyorsun. Yani hareketleri gerçek dünyada yapmana gerek yok. İnternette biraz araştırma yaptım. Ben de dahil birçok kişi animeye ilk başladıklarında beğenip sonralarda ilgilerini kaybetmişler. Oyunda biraz önce de dediğim gibi 100 kat var ve her katı geçmek için bölüm sonu canavarını öldürmen gerekiyor. Ben ilk başladığımda bu 100 katta olan savaşları göreceğimizi düşünmüştüm fakat hiç öyle olmadı. Ya da Kirito'nun nasıl güçlendiğini, karakterlerin yaşadıkları psikolojik sıkıntıları görürüz dedim ama her şey üstünkörü geçti gitti. Videonun devamında spoilerlar vereceğim, şimdiden uyarayım. Kirito ve birçok kişi bir anda güçlendi. Loncalar kuruldu, savaş taktikleri öğrenildi. Bir anda birçok kat atladılar ve hızlı hızlı yükseldiler. Biz arada kimler ne sıkıntılar çekti, arkadaşlıklar nasıl kuruldu, bu zor süreçte insanların dış dünya özlemlerine dair hiçbir şey görmedik. Göremedik daha doğrusu. Çok oyuncu beta sürümünü denedikleri için çok hızlı bir şekilde level atladılar. Onların yanında normal kullanıcılar pasif kaldılar. Bunu bile göstermediler bize detaylı bir şekilde. Oyunun içinde bazı kötü çeteler kuruldu ve burada insanları öldürecek kadar ileri gittiler.
Bu çetelerin kurulma amaçları neydi? Neden yoldan sapıp geçici bir dünyada böyle tercihlerde bulundular, öğrenemedik. Anime ilk başta gerçekten güzel başlıyor ve izleyenleri içine çeken bir konusu var. Fakat dediğim bu güzel konu hızlı hızlı atlandığı için eriyip gitti hemen ve bir şekilde oyundan kurtuldular. Bundan sonra sıkmaya başladı işte. Çünkü oradan kurtulunca ilgi çekecek bir olay bulmak gerçekten çok zordu. İlk başta herkesin kurtulup Asuna'nın mahsur kalması animeyi bir yere kadar izletti bence. Kirito sevdiği için sanal dünyaya tekrar girdi, kurtardı, maceralara atıldı. Buralarda güzeldi ama bundan sonraki konular çok bayat geldi bana. Bu kadar ağır travmatik olay yaşayan kişiler bırakın sanal dünyaya tekrar girmeyi bilgisayar bile kullanmazlar bence. Ama animenin ilerleyen bölümlerinde insanlar bu tür bir oyuna tekrar girmek için can atıyorlardı. Buradan sonra da konu sürekli başa sarıyormuş gibi geldi bana. Sürekli aynı şeyi izliyormuş gibi olduk. Aynı temayı küçük küçük farklılıklarla yayınlayıp durdular. İşte Avatar Legend of Korra'yı sevme sebebim bu. Avatar Son Hava Bükücü'den tamamen farklı bir teması vardı ve konu hiçbir şekilde tekrar etmedi. Birçok filmi de bu sebepten ötürü izlemeyi bırakıyorum. Konu bir şekilde hep aynı yere varıyor, aynı şeyler oluyor. Ufacık ufacık değişiklikler yapıp, bakın biraz değiştirdik deyip tekrar önümüze sunuyorlar. Bu da seyir zevkini bozan en büyük şey benim için. Kirito'nun maceraları ilk başta gayet güzel başlasa da maalesef bir süre sonra sıkmaya başladı. Ben ilk sezonu gayet keyifli bir şekilde izlesem de animeyi yarım bıraktım çünkü sürekli aynı şeyleri izleyip durmak istemedim. Maalesef bu anime izleyicilerini elinde tutmayı başaramadı bence. Bazen sıkılıp arada bir ilk sezonu tekrar izliyorum ama her baştan başlamamda devam ederken aynı yerde sıkılıp izlemeyi bırakıyorum. Bence Kirito'nun güçlenmek için neler yaptığını yani onun maceralarını anlatsalardı daha güzel olurdu. Normal kullanıcıların bilmedikleri, betayı kullananların bildikleri ekstra güçlendirmeler nelerdi mesela? Bossları bulmak için neler yapılması gerekiyordu ya da bazı kullanıcılar tüccarlık yapıyordu oyunda. Onların neden bu yolu tercih ettiklerini, neden savaşçı olup bir an önce oyundan kurtulmak için çabalamadıklarını da anlatabilirlerdi. Bazı kullanıcılar gerçekten baya düşük levellerde kalmışlardı. Sanki oyuna yeni başlamışlar gibilerdi. Nasıl bu kadar level farkı açıldı bu kullanıcılarla ben merak ediyorum. Tamam bazıları ölmemek için pasif kalmış olabilirler fakat bazıları savaşçı olmak için uğraşıyorlar ama yine de yeterince güçlenememişler. Asuna da bayağı güçlüydü ve onun oyun geçmişi hakkında hiçbir bilgi edinemedik. Neler yaptı, hangi loncalara katıldı, hiçbirini göremedik. Bence bu 100 katlı oyunu yani Sword Art Online'ı komple animenin konusu yapsalardı daha güzel olurdu. Bize bütün boss savaşlarını izletselerdi, her boss'u yenmek için nasıl taktikler geliştirdiler görseydik seyir zevki daha çok artardı bence. Yapımcılar genelde sıkıcı olan konuları sündüre sündüre uzatıp duruyorlar. Sword Art Online'ı yapanlarsa çok güzel olan konuyu kestirip atmışlar. Remake yapıp oyunu baştan anlatsalar izlerim valla. Animenin güzel olan tarafı yapımcılar online oyunları gerçekten iyi araştırmışlar. Karakterlerin yetenek geliştirmesi, item düşürme muhabbeti, oyunlardaki klas çeşitliliği çok güzeldi bence. Animede Mage, Paladin, Ranger, Fighter gibi birçok klasa yer verilmiş. Savaş taktiklerini yaparlarken önden tanklar darbeleri etkisiz hale getiriyor. Savaşçılar da bosslara gerekli darbeleri vuruyorlardı mesela. Dungeon'lara girip item düşürüp level kasmalar bu tür oyunlardaki en temel şeyler ve bunları eklemeyi atlamamışlar. Günümüz oyunlarındaki yeme içme muhabbetini de atlamadan güzel bir şekilde eklemişler. Ev satın alma, eşya takaslama gibi oyun içi paylaşımlar, yapay zekalar falan gerçekten araştırılıp benzetilerek yapılmış. Yani öyle üstünkörü online oyunlarla alakasız bir oyun yok yapımda. Belki de seyircilerin bu animeyi sevmelerin sebeplerinden birisi de budur. Animedeki oyun bizim oynadığımız oyunlara çok benziyor. Bence böyle ufak detaylar koymak izleyicilerin yapımları beğenmesini sağlıyor. Yapımın 2017'de çıkmış Sword Art Online The Movie isminde filmi var. Filmin IMDb puanı falan güzel, izlemenizi tavsiye ederim. Benim bu anime ile ilgili düşüncelerim böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.